Almanya'da perakende sektörüne öncülük eden ve adeta ihtiyaç duyduğumuz her şeyi kapımıza kadar getiren Dursun Sarıca ile gerçekleştirdiğimiz röportajımızı izliyoruz. Şimdi sırada Almanya'ya 1974 yılında gelen Dursun Bey'in hikayesi var. Başarılı bir işletmeci olan Dursun Bey, bakalım bizlere neler anlatacak. Türkiye'de ilkokulu bitirdikten sonra 1974 yılında Almanya'ya geldim. Orta, lise ve yüksek öğrenimimi Almanya'da bitirdim. Yüksek öğrenimden sonra 7 yıl kendi mesleğimde çalıştım. Kimya yüksek mühendis olarak. Peşinden işletme ekonomisi okuyup kendi iş yerimi kurdum. Ambalaj sektöründe kazanılan deneyimin ardından hayata geçirilen işletmenin her kültürden, her ülkeden birçok müşterisi bulunuyor. Kendi işimi kurmak isterken bir tanıdık gel dedi, Köln'de ambalaj işi yapalım. Ambalajla başlayıp sonradan geliştirdik. Peşinden yiyecek, içecek ve diğer ürünleri alarak özellikle restoranların, fast foodların ihtiyacı olan tüm ürünleri sergileyip satıyoruz burada. Önce Türk restoranların ihtiyaçlarıyla başladık. Sonra İtalyan ürünlerini, yiyeceklerini de aldık. Son yıllarda da özellikle Asya mutfağı Almanya'da çok gelişti. Onu da entegre ettik. Böylelikle yani internasyonal bir yiyecek paketi sunuyoruz müşterilerimize. Her ülkeden de müşterilerimiz var. Bu da çok keyifli de oluyor. Tanışıyoruz ve çok kültürlü bir iş yeri kurmuş olduk. Tabii ki gıda sektöründe olmazsa olmaz konuların en başında hijyen geliyor. Alman sağlık kurumları da düzenli gelip denetliyorlar. Hijyen durumunu denetliyorlar. Eğer bir eksiğimiz varsa uyarıyorlar. Onu hemen yerine getiriyoruz. Özellikle de son kullanma tarihlerine çok dikkat ediyoruz. İlk gelen ilk satılmalı. İngilizce first in first out deyimiyle. Onlara da dikkat ediyoruz yani. Hijyen çok önemli. Özellikle bu branşta da önemli. Her branşta olduğu gibi. Çünkü sonuçta yiyecek satıyoruz. İnsanlar alışverişlerini yaparken de hijyenik olmasını önemsiyorlar. Bir yandan alışveriş yaparken, bir yandan kahve içtiğinizi, arka fonda da müzik dinlediğinizi hayal edin. İşte tam olarak böyle bir işletme burası. Yerimiz 3000 metrekare alanda bölüm bölüm kategorize ettik. İşte kuru gıda, içecek bölümü, soğuk hava depomuz var. Soğuk hava, donmuş ürünler, ondan sonra et bölümü, sebze bölümü. Böyle bölerek mümkün olduğu kadar müşteri de aradığını çok rahat bulabilmesi için özen gösteriyoruz. Müşterilerimize kahve, cappuccino, latte, macchiato diyelim, su ve hafta sonları da pasta, tatlı gibi ikramlarımız oluyor. Dursun Bey de Avrupa'ya ilk gelen jenerasyona nazaran yeni jenerasyonun daha etkili işlere imza atabileceğine inanıyor. Oğlum burada doğdu büyüdü. Orta lise öğrenimini ve mesleki eğitimini de burada yaptı. Ticari bir meslek öğrendi. Gayet de yüksek motivasyonla çalışıyor. Yani o bu işi biz kurduktan sonra daha ileri boyutlara taşıyabilir. Bunu genel olarak da söyleyebilirim Almanya için. İlk jenerasyon geldi, ikinci, üçüncü jenerasyon bir şeyler yaptı kendi imkanları çerçevesinde. Ama peşinden gelen jenerasyon çok iyi bir eğitim alıyor. Onlar daha ileri boyutlara götürecekler bu işi inanıyorum. Teknolojiyi kullanarak, bilimi kullanarak, kendi sosyal ağlarını kullanarak daha iyi götüreceklerine inanıyorum. Gerek bir branşta veya başka bir branşta da olmalı, olabilir de tek bir branşta da kapalı kalmamak lazım. Can Bey de işini severek yapanlardan. Çocuk yaşta hafta sonları hep geliyordum. 6-7 yaşında bile yardım etmeye çalışıyorduk. Hani baba mesleği olduğu için zaten insan ettiğini görüyor belli şeyleri. Burada doğduk, burada büyüdük. Türkçe dil eğitimi veren liseye gittim. Orada çalıştım, mesleğimi yaptım. Şimdilik de bayrağı bize verdiler. Günlük tempoysa oldukça yoğun. Sabah 5'te açıyoruz. Akşam 18'e kadar buradayız. Sabah 5'te genellikle marketler, ondan sonra oteller yani bizden gelir, bizden alırlar. Ondan sonra gün içinde de saat 12, 1'e, 2'ye kadar aktif bir şekilde çalışır. 2'den sonra da o normal şey devam işler. Kapıdan içeriye adım attığınızda sizi karşılayan kişilerin mutluluğuna seyirci kalıyorsunuz. Bunun nedenini Can Bey'den öğreniyoruz. Biz burada bir aile gibiyiz artık. Hani en büyük avantaj da burada çalışanların birbirini yıllardan beri tanıması.
Hani burada çalışan herkes beni en az 4 seneden beri tanır. Hani başlamadan önce bile. O ortam olduğu için, o güven ortamı olduğu için bir de en güzel olan taraf şu. İş dışında da buluşuruz, kafe içeriz, etkinlikler birlikte yaparız. Hep beraber ekiple yemeğe çıkarız sık sık. Bu da aile ortamı birleştirdiği için öyle bir farkımız oluyor diğerlerine göre, öyle söyleyeyim. Gıda sektörü sürekli kendini yenileyen sektörlerden biri. Buna ayak uydurmaksa zor olsa gerek. En büyük avantajımız her gün veya her ay yeni ürünler, yeni restoranlar, yani yeni tarzlar oluşuyor. Mesela Avrupa'da şu an en büyük örneklerden biri artık plastik kalkmak üzere. Ve kağıt üretilmesi, onlar çok başlıyor. Mesela orada çok güçlüyüz veya artık etten çok ve vejetaryen ürünlere daha çok gidilmeye başlıyor. Yani çağ nasıl değişiyorsa ki değişiyor, biz de ona göre biz de ayak uydurmaya veya değişmeye hazırız. Can Bey online alışveriş yapmak isteyenlere müjdeyi veriyor. Şöyle büyük bir projemiz var. Mesela online shop, yani internetten satış. Mesela şunu bu an, yani şu an bu piyasada yapanlar hiç yok hatta. Bununla ilgili mesela bir büyük bir projemiz var. Ayrı bir şirket kurup sadece online satışı, ambalaj ağırlıklı. Ama diğer ürünler de tabii orada, çikolata, bisküvi ne varsa. Böyle bir yenilik yapmak istiyoruz. Şimdi yeniden Dursun Bey'in yanına dönüyor, sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdiki sorumuzsa, müşterinin istekleri ve talepleri neler? Dursun Bey'den öğreniyoruz. Aldıkları mağdurluğu tabii dediğiniz gibi görüyorlar. Fiyatları da üzerinde belli. Yani kişiye göre fiyat uygulamıyoruz. Eğer bir yanlış bir mağdur almışlarsa, geri almanın bir mahsuru yoksa, örneğin soğuk hava ürünlerini veya dondurulmuş ürünleri geri alamayız. Çünkü soğuk hava zincirinin bozulmaması gerekiyor. Ondan emin olmadığımız için sakıncalı. Bunun dışında mümkün olduğu kadar müşteriye kolaylık sağlıyoruz. Müşteri de rahatça alışverişini yapmalı, korkmamalı aldığı zaman. Öyle bir, yani memnuniyeti için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Bazı müşterilerimiz helal kesime önem veriyorlar. Bunun sayısı da artıyor. Özellikle Asya mutfağı da ve Orta Doğu mutfağı da gelişiyor. Onu da diyebilirim. Son yıllarda özellikle de Irak ve Suriye'de gelen mülteciler de bu restoran işinde çok yoğunlaşıyorlar. Helal kesim önemli. O ürünlere de ayrı bir özen gösteriyoruz. Dursun Bey'le sohbetimizde keyifli bir şekilde devam ederken konu oğluyla olan ilişkisine geliyor. Bunu da harika sözlerle ifade ediyor. Hayalin sonu yok. Daha iyi yerlerde olabilirdi ama insan belli tecrübeler yaşadıktan sonra bunu görebiliyor. Bunları ben oğluma aktarıyorum. Diyorum ki aslında ben bunu yapamadım ama sen yapabilirsin. Tabii nasihat şeklinde değil de gençlere nasihat vermek iyi bir şey değil. Ben babamdan ileriyim ama oğlumdan geriyim demiş şair. Onlara tecrübelerimizi aktarıyoruz. Dursun Bey'e teşekkür ediyor. Programımıza devam ediyoruz. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için.